Düzey'e hoş geldiniz. Bu hafta doçent doktor Murat Mercan'ı ağırlıyoruz. Kendisi Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin başında. Hoş geldiniz Sayın Çok Mercan. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii önce enerji raporuna başlamak istiyorum. Çünkü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin de hazırladığı bir rapor var. Küresel başlayalım enerji raporuna. Neler ön plana çıkıyor? Burada başlıklar nelerdir? Biz enerji piyasası küresel nereye gidiyor yatırımlar açısından? Şimdi tabii bu sorunun cevabını aslında kimse bilmiyor. Yani evet. Birçok raporlar yayınlanıyor. Mesela Uluslararası Enerji Ajansı'nın da her yıl raporu yayınlanır. Bizim de her yıl raporumuz yayınlanır. Belli senaryolar üzerine değerlendirmeler yapılıyor ve o varsayımlar üzerine bir perspektif çiziliyor. Bizim açımızdan baktığımız zaman Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda enerji görünümünde, gerçi bunu dün Sayın Bakan da açıkladı, enerji görünümünde yeni yatırımlar, büyüme stratejilerinin belirlenmesi gerekiyor. Ve burada da bana sorarsanız üç temel alan var. Evet. Bunlardan bir tanesi yenilenebilir dediğimiz alan. Yani yenilenebilirdeki perspektif ve görünümü biz ortaya çıkartıyoruz ve Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkarttık. Tabii. Bu oldukça önemli bir potansiyel. İkinci alan aslında yine yerli bir kaynak olan kömür ve hidroelektrik benzeri kaynakların enerji yatırımlarına dönüştürülmesi. Hidroelektrikte oldukça önemli merhaleler kat edildi yıllardan beri. Evet. Fakat kömür konusunda yeni yatırımlar gerekiyor ve yeni bir strateji gerekiyor. Bir de Avrupa Birliği bağlantısı var bu işin tabii. Bir üçüncüsü de nükleer meselesi. Aslında bana sorarsanız Türkiye nükleer enerjide çok geç kalmıştır. Yani 20 sene önce, 30 sene önce başlaması gereken nükleer enerji yatırımları oldukça geç kalmıştır. Şimdi bizim enerji raporumuz bir yandan Türkiye'nin bugünkü görünümünü her alanda, yani gerek iletim, gerek dağıtım, gerek üretim, gerek madencilik, gerek kömür, petrol, her alandaki bugünkü görünümünü ortaya çıkartırken bir yandan da Türkiye'nin geleceğe yönelik neler yapılabilir o perspektifi ortaya koyuyor. Anladım. Her yıl yayınlıyoruz bunu. Enerji Bakanlığı ve sektör temsilcileriyle iletişim halinde bilgiler derleniyor, toplanıyor ve biz bunu her yıl yayınlıyoruz. Ve aslında bir anlamda Uluslararası Enerji Ajansı'nın dünya için yaptığı enerji outlook, enerji görünümünün Türkiye yansımasını yapıyoruz. Tabii bu sene bu daha çok önemli olacak. Şu nedenle biliyorsunuz bu yıl Ekim ayında Dünya Enerji Kongresi'ni yapacağız. İstanbul'da olacak. İstanbul'da yapacağız. Bundan önceki kongre 1977 yılında yapılmıştı Türkiye'de. Her 3 yılda bir dünyanın bir ülkesinde yapılıyor. 2013'te Güney Kore'de yapıldı. 2016'da işte Enerji Olimpiyatları dediğimiz bu kongreyi Türkiye'de yapacağız. 2019'da da Abu Dhabi'de olacak. Şimdi bu kongrenin şöyle bir önemi var. Bu kongre dünyanın bütün enerji oyuncularının ve aktörlerinin Türkiye'de toplanacağı bir kongre olacak. Yani aklınıza kim geliyorsa büyük şirketler açısından, mesela diyelim ki BP, Shell, KEPCO, TEPCO Japonların, Çinlerin en büyük dağıtım şirketi, enerji şirketi, Avrupa'nın aklınıza geliyor işte RWC'dir, OMV'sidir, E.ON'udur, EDF Suez'idir, GDF'idir. Bütün bu şirketlerin CEO'ları Türkiye'ye geliyorlar. Uluslararası katılım çok, katılım çok yüksek. 169 şu ana kadar katılımcı teyit etti. 30'a yakın bakan geleceğini teyit etti. Ve bu sayının biz 100'e çıkmasını bekliyoruz önümüzdeki dönemlerde. Yani bakan sayısının 100'e, CEO sayısının 150'ye çıkmasını bekliyoruz. Bu dönem aslında Türkiye'nin bir enerji
merkezi gibi olacak. Bunların tartışılacağı bir yer olacak. Bu anlamda da enerji outlook'u, yani Türkiye'nin enerji görünümünü bu yıl çok daha dikkatli hazırlıyoruz. Bakanlıkla ve diğer bütün sektör temsilcileriyle yoğun bir çaba içinde çok dikkatli bir şekilde enerji görünümünü hazırlıyoruz. Özellikle jeopolitik ortamında tabii ki bazı enerji yatırımlarını da tehdit ettiği bir ortamda da yani outlook hazırlarken bunlara da dikkat çekti mi? Farklılıklar nelerdi geçen seneden? Şimdi jeopolitik enerji sektörünü en çok etkileyen, yani herhangi bir sektör en çok jeopolitik olaylardan hangi sektörü en çok etkiliyor diye sorarsanız enerji sektörüdür. Evet. Çünkü petrol fiyatları, doğalgaz problemleri, doğalgaz piyasası, ham madde piyasası, yani enerjinin üretildiği ham madde piyasası jeostratejiden oldukça fazla etkileniyor. Ve hele Türkiye gibi yani jeostratejinin göbeğinde olmuş bir ülkeyi düşünün. Şöyle ben bir örnek vereyim, hani seyircilerimiz için de kolay ve anlaşılır olsun diye söyleyeyim. Türkiye'nin çevresinde dünya hidrokarbon rezervlerinin %75'i var. Yani hidrokarbon dediğimiz petrol ve doğalgaz. Evet. Türkiye'de %1 bile yok. Yani Türkiye öyle bir ada ki bütün petrol ve doğal gaz rezervleri buradan geçmek zorunda. Bütün demeyeyim ama çok önemli bir kısmı buradan geçmek zorunda. Evet. Ama Türkiye'de doğal gaz ve petrol fakirliği var. Evet. Bulunamıyor. Türkiye'nin batısı doğal gaz ve petrolü en çok tüketen ülkeler. Türkiye'nin doğusu bunları en çok üreten ülkeler. Evet. Ve Türkiye bir köprü. Hani hakikaten bir köprü deniyor ya Türkiye için. Ben bunu enerji sektöründe çok iyi görüyorum. Şimdi burada jeostratejik açıdan baktığınız zaman bütün dış politika olaylar, yani bölgedeki olaylar, Suriye'den tutun Irak'a kadar bütün bu olaylar sektörü çok etkiliyor. Evet. Bunun yanında yeni petrol ve doğalgaz yatakları, piyasaya yeni giren oyuncular. Evet. Mesela piyasaya yeni giren kim? İran. Evet. Tam bizim kongre sırasında piyasaya girecek. İran yepyeni bir atılım yapıyor. Hem doğalgazda hem petrolde ve bunun getirdiği bir yığılı hem fırsatlar var hem farklı olaylar var. Bir Doğu Akdeniz gazı söz konusu. Bu Doğu Akdeniz gazının politikadan arındırılması imkansız. Bütün bunlara baktığınız zaman yani Türkiye aslında enerjinin jeostratejisinin en çok tartışılacağı ülke. Onun için de zaten biz kongremizin temasını yeni ufuklara doğru diye koyduk. Çünkü bir tanesi yepyeni bir oyun oynanıyor dünyada. Bir yepyeni bir jeostratejik yapı var. Değişim ve dönüşüm var. Ve bu değişim ve dönüşüm Türkiye'yi de ister istemez etkiliyor ve bundan sonra belki daha fazla etkileyecek. Evet. Bunun yanında bir başka şey daha var. Yeni ufuklar açısından baktığımız zaman o da teknoloji ve bilişimin, yani bilgi teknolojilerinin enerji sektörüne çok hızlı bir etkisi söz konusu. Yani o kısma ne zaman değiniriz bilmiyorum ama o bambaşka bir alan. O da çok heyecanlı bir alan. Yani öyle bir gün gelecek ki hayal ediyorum. Mesela 100 yıl sonra ben bilgisayarımın başında oturup dünyanın herhangi bir yerinden önümüzdeki haftaki elektrik ihtiyacımı karşılayabileceğim. Evet. Böyle bir dünya olur mu? Böyle bir dünya olur mu? Eğer bilişim sektörü, bilgi teknolojileri enerji sektörüne entegre olursa, ki olmak zorunda, bu sektörü tamamen değiştirecek, sektörün oyuncularını tamamen değiştirecek bir yapıya bürünecek. Bunu da çok tartışacağız. Bunu da tartışacağız. Yani böyle çok heyecanlı aslında enerji sektörü hem kara şey açısından, ham madde açısından baktığı zaman petrol, kömür, yani bütün yani kirli bir şey. Aslında zenginliklerin dağıtılması, ekonomik etkiler açısından baktığınız zaman da hani çok böyle insanı içini rahat eden bir şey değil. Ama sektörün insanların hayatına nasıl etkilediğini
düşündükçe de çok heyecan verici bir sektör. Evet, şimdi yerli kaynaklarımızdan bahsetmek gerekirse özellikle kömür. Çünkü Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak da yurt dışında belirtmişti. Kömür kaynaklarımızı daha çok değerlendireceğiz. Bunu biraz açabilir miyiz? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın, Türkiye'nin enerji hikayesini belli fazlara ayırmak lazım. 1970'li yılları hatırlarsınız. 1970'li yıllarda, bilmiyorum siz hatırlar mısınız da biz hatırlıyoruz. 1970'li yıllar Türkiye'nin karanlık yıllarıydı. Yani elektriklerin kesildiği, gittiği, geldiği, mum ticaretinin olduğu yıllardı. O dönemler işte 80'lerden sonra özellikle çok hızlı bir şekilde enerji yatırımlarına, elektrik enerjisi üretmek için bir yıllık yatırımlar yapıldı. En hızlı enerji yatırımı da doğal gaz santralleridir. Evet. Bir yılda kurulur doğal gaz santrali. Yani bugün temeli atsanız bir yıl sonra doğal gaz çevrim santrallerinden elektrik üretmeye başlarsınız. Bu kömür santrallerinde yaklaşık 4-5 yıldır. Evet. Hidroelektrik santrallerinde de bir o kadardır. Nükleerde daha fazladır. Evet. Şimdi Türkiye'nin acil elektrik ihtiyacını karşılamak için işte Özal'lı dönemlerde, Allah rahmet eylesin, doğalgaz santrallerine ağırlık verildi. Tabii ki yine daha önce Adalet Partisi dönemi, rahmetli Demirel'in döneminde de bu barajlara ağırlık verildi. Şimdiki geldiğimiz nokta şudur. Türkiye ne yaparsak yapalım bugün itibariyle %75 ürettiği enerjinin, tükettiği enerjinin %75'ini dışarıdan ithal ederek karşılıyor. Evet. Yani bu realiteyi değiştirmek lazım. Şimdi petrolümüz yok, doğalgazımız yok, suyumuz var, rüzgarımız var, güneşimiz var ve bir de kömürümüz var. Evet. Şimdi kömürümüzün Türkiye'de daha hızlı bir şekilde enerji santrallerine dönüştürülmesi lazım. Bu konuda da zannediyorum hükümet artık o noktaya geldik. Yani hani bu evreleri böyle bakmak lazım. Birinci evre hızlı yatırım evresi, ikinci evre yerleşme evresi. Bunlar biraz birbirine geçişken şeylerdir ama şu anda Türkiye'nin çok ciddi bir kömür potansiyeli var. Ve bu potansiyel bir yandan elektrik enerjisi üretimini sağlarken öbür yandan da iş gücü ve istihdamı arttıracak bir potansiyeldir. Peki riski ne? Riski çevresel etkilerdir. Şimdi bu konuda da kömür teknolojileri o kadar iyileşti ki ve biz aslında mesela bu Dünya Enerji Kongresi'nde özel bir şey yapacağız. Özel bir oturum yapacağız. Bir side event dediğimiz yan etkinlik yapacağız. Ve kömür teknolojilerindeki son nanoteknolojiler bunlar tartışılacak. Yani aslında şu yanılgı hiçbirimizin düşmemesi lazım. Dünyada kömür bitti, kömür teknolojileriyle kömür santralleri yok yanılgısına düşmemek lazım. Hala Almanya kömür santrali çalıştırır. İngiltere'de vardır, Amerika'da vardır. Bunun belki bir istisnası İsveç gibi. Yani toplam nüfusu 5 milyon olan, rüzgarı çok iyi alabilen yerlerdir. Şimdi Türkiye'nin en önemli stratejisi şu anda bir yandan yerli kaynaklarını, yani bütün yerli kaynaklarını harekete geçirmektir. O da mesela rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve bunların da sınırlı kullanımları vardır. Yani bunlara çok... Yani rüzgar enerjisi her derde deva diye bakmamak lazım. Evet. Çünkü rüzgar her zaman esmiyor. Ama elektrik her zaman ihtiyaç. Evet. Şimdi mesela her zaman biz telefonumuzun şarjlı olmasını isteriz, değil mi? Buzdolabının da soğuk su olmasını isteriz. Soğuk bir şeylerin olmasını isteriz. Yemeklerimizin bozulmamasını isteriz. Ama rüzgar her zaman esmez. Ve enerjinin şöyle bir özelliği var. Enerji üretilir, üretildiği anda tüketilir. Depolama problemleri var. Enerjinin şu anda teknolojik anlamda depo problemleri var. Depolama teknolojisi de çok hızlı gelişiyor. Depolama teknolojisi geliştikçe yenilenebilir enerjinin katkısı toplam enerji portföyünü artacaktır. Ama bu teknoloji hala
emekleme aşamasında. Evet. Yani dünyadaki bütün teknolojileri zaten biz kongrede konuşacağız. Evet. Bu teknolojiler de, bütün üreticiler de gelecekler. Yani kömür Türkiye'nin şu anda portföyünde artması gereken, her şey kömür olmamalı ama portföyünde Türkiye'nin olması gereken, bir şey. Çünkü yaklaşık 1 trilyon, yanlış hatırlamıyorsam, 1 milyar tonun üzerinde Türkiye'de şu anda ispatlanmış rezerv var. Ve kömür teknolojileri o kadar ilerliyor ki inanamazsınız. Yani artık ne sülfür dışarıya salabiliyor ne de saldığı karbonu havaya veriyor. Karbonu da tutan, karbonu da bir anlamda karbon capturing diyoruz. Karbonu da tutan teknolojiler var. Ve Türkiye için bu bence önemli bir fırsat. Ama aynı şey nükleer için de geçerli. Yani nükleer de portföyde olması gereken bir santral. Bugün Avrupa enerjisinin bütün globaline bakın. %50'sinden fazlası nükleerdir. Yani evet, Türkiye rüzgar santrali mesela 6000 megawattı geçti şu anda. Hedef 20.000 megawattır. Güneş enerjisinde 600 megawatt civarında, hedef 3000 megawattı geçecektir. Yani bunlar mutlaka yapılacaktır ve bunlar hızlı ilerliyor. Evet. Fakat bunların hepsinin bir karışım olması lazım. Yani sloganlarla maalesef enerji politikaları geliştirilemiyor. Evet. Ve piyasa oluşturulamıyor. Yani mesela diyelim ki İsveç için, Norveç için deniz kenarında çok rüzgar oluyor. Bu ülkeler için geliştirilen politikalarla Türkiye gibi, Çin gibi büyük olan ülkelerin politikaları aynı olmuyor. Anladım. Almanya için de olmuyor. Ve burada mesela Almanya'nın yenilenebilir serüvenine bakın. Şu anda yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyuyorlar. Ortaya koyuyor. Yani hani bu bir çok ciddi planlamayı ve uygulamayı gerektiriyor. Şimdi güneş ve rüzgardan bahsetmişken bugün de bir haber vardı, bu lisanslar. Sanırım belli bir megawattın altında zaten lisans almaya gerek kalmıyor. Bir megawattın altında lisanssız üretim mümkündü. Evet, şimdi yeni bir yönetmelik kabul edildi. Bunu biraz açalım. Bunu, ya piyasaya etkisi nasıl olur? Şimdi bunu şöyle kısıtladılar ki bence doğrusunu yaptılar. Herhangi bir santrale ya da trafoya müracaat eden güneş, yani bir megawattın altındaki santral, bir kişi ya da bir şahıs ya da bir kurum ancak bir trafoya tek isimle müracaat edebilir. Şimdi yenilenebilirin hem güneş hem rüzgarda şöyle bir problem var. Şimdi eğer bir trafoda her şey yenilenebilir olursa, yenilenebilir enerjiden beslenen bir trafo olursa, rüzgar esmediği zaman, güneş açmadığı zaman, gece bu trafo elektriksiz kalır. Yani her trafonun da bir dengesi olması lazım. Tabii bunu hani vatandaşlarımız çok bilmez. Yani ben de hani bakan yardımcısı olmadan önce bilmezdim doğrusu. Yani bu bir ayıp değil. Fakat bu dengelerin iyi bir şekilde korunması lazım. Zaten TEİYAŞ'ta, TEİYAŞ yük tevzi merkezleri de bütün bunları ayarlarlar. Bu nedenle herhangi bir trafoda bir megawattın altındaki üretime kısıtlama getirmek bu açıdan doğru. Bir de suistimallerin önlenmesi açısından doğru. Çünkü yani insan tabiatı gereği insan mesela bir megawattın altında 20 tane lisans alıp, lisans değil 20 tane santral kurup aynı şeyi besleyebilir. Bu da kanunun ruhuna aykırı. Yani kanun aslında bir megawattın altındaki üretime ruh olarak baktığınız zaman hakikaten üretip tüketen, tükettiğinden fazlasını da piyasaya satan bir mekanizmayı kuruyordu. Bu nedenle bu, yani yönetmelikteki bu değişiklik çok doğru bir değişiklik. Evet, biraz da ben elektrik piyasasına gelmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de elektrik sektörü biraz
umduğunu bulamadı mı? Hani özelleştirmeler açısından konuşalım. Hem 2016'da beklentiler hem de burada daha çok konsolidasyon beklemeli miyiz? Çünkü burada da talep çok artıyor tabii elektriğe. Neler söylersiniz? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Evet. Özelleştirmeler sırasında keşke yatırımcılarımız daha iyi fizibiliteler yapsalardı. Çünkü iyi fizibilitelerle önünüzü görmek mümkün. Şimdi baktığınız zaman bu özelleştirmelerin kendi iç dinamiği ve rekabeti belki fiyatları o dönemlerde, bu hem dağıtım özelleştirmelerinde hem üretim özelleştirmelerinde genel olarak söylüyorum. Fiyatlar olması gereken fiyatların belki üzerine cereyan etti. Bu tabii devlet açısından, kamu açısından çok iyi bir şey. Ama sektörün kendisini uzun vadeli planlaması açısından da daha rasyonel bir planlama yapılabilirdi. Anladım. Şimdi bu olmadı. Piyasa koşulları, rekabetçi koşullar, işte özelleştirmelere, ihalelere girenlerin fiyatları arttırması nedeniyle bir fiyat oluştu. Şimdi bundan sonra olması gereken şey şu. Bundan sonra belki dağıtım şirketleri, üretim şirketleri kendilerini yeniden revize edecekler. Planlarını 3 yıllık, 10 yıllık, 5 yıllık planlarını revize edecekler. Ve ona göre projeksiyonlar yapacaklar. Ve finansallarını ona göre yeniden uzun vadeli planlayacaklar. Enerji sektörü Türkiye'de hiç ölmeyecek bir sektör. Yani çok basit bir nedeni var. Türkiye büyüyen bir ülke, genç bir nüfus ve şöyle söyleyeyim, şu anda Türkiye'de ortalama kişi başına elektrik tüketimi 1500 megawatt'tır. Avrupa ortalaması 3000 megawatt. Anladım. Yani şimdi biz normalde 3000 megawatt'a çıkmamız lazım. 10 yıl içinde çıkacağız, 15 yıl içinde çıkacağız. Çünkü ben bu tahminleri yapmak istemiyorum. Çünkü bütün tahminler yanlış çıkıyor. Yani Uluslararası Enerji Ajansı 1914 yılı başında bir tahmin yaptı. Petrol fiyatları dedi. Ya da 13'ün sonuydu hatırladığım kadarıyla. Petrol fiyatları 125 doların üzerine çıkacak dedi. Sonra petrol fiyatları 40 doların altına düştü. Evet. Yani o bakımdan ben tahminlerden daha çok stratejilere bakılması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi eğer biz 1500'den 3000'e çıkacaksak 80 milyon nüfus kişi başı 1500 megawatt ürettiği zaman, yani tükettiği zaman 1500 12 milyar mı ediyor artık, yani büyük bir rakam. Yani Türkiye'nin bu kadar fazla elektrik üretme tüketme potansiyeli var. Evet. Bu nedenle elektrik enerjisi hem üretimi hem dağıtımı hem iletimi konusunda Türkiye gelecek vaat ediyor. Bir başka husus daha var. Türkiye'yi sadece kendi çapıyla bakmamak lazım. Türkiye'nin doğusu ve batısıyla bir enterkonekte olması söz konusu. Yani hem Gürcistan, Irak, İran ve ileride Suriye bütün bir bu enterkonekte olacak ve bir yandan da Bulgaristan, Yunanistan marifetiyle Avrupa Birliği'ne entegre olacak. Yani aslında global oyuncu olmak zorundasınız. Evet. Böyle bir yerde enerji piyasası oyuncuları, üreticiler, ticaretini yapanlar, dağıtıcılar yatırımlarını ve vizyonlarını uzun vadeye göre planlamaları lazım. Anladım. Eğer kısa vadeli planlarlarsa ve kısa vadeli bakarlarsa para kazanmıyorum işte şikayet şu bu, evet bunlar belki doğru olabilir. Ama uzun vadeli baktığınız zaman bu piyasa bana sorarsanız en cazip piyasalardan bir tanesi. Çünkü bütün diğer büyüme modellerinin tabanı bu. Elektrik olmadan, enerji olmadan diğer sektörler büyümez. Eğer diğer sektörler büyüyecekse enerji de büyüyecek. Evet. Yani bu açıdan ben kısa vadeli evet bazı sorunlar var. Fakat uzun vadeli ciddi bir vizyon ve strateji değişikliklerine gitmeleri gerektiğini düşünüyorum ben enerji sektöründe. Evet Sayın Mercan, çok kısa bir iki cümleyle bir de gaz ve petrol fiyatları tabii çok düştü dedik. Yeni yatırımları nasıl etkiliyor? Hani yatırımlar ertelenir mi? Çok kısa bir iki cümleyle bu piyasayı nasıl etkiliyor? Mutlaka ertelenecektir. Evet. Zaten görüyoruz mesela Amerika'da kaya gazı şeylerinde, kuyularında azalma söz konusu. Bunlar mutlaka ertelenecektir.
petrolün ve gazın piyasadaki önemi gittikçe azalacaktır. Evet. Hemen bir felsefe yapayım. Kusura bakmayın. Çok kısa bir cümleyle. Evet. Şey yaptım. Yani dünya enerji zaten. Evet. Dünyada her şey enerji. Hı hı. Petrol, gaz, bitki, yani aklınıza gelen her şey enerji. Hı hı. Petrol ve gazın enerjideki, bizim kullandığımız enerjideki rolü gittikçe azalacaktır. Anladım. Bu da tabii ki fiyatların düşmesine neden olacaktır uzun vadede. Ama kısa vadede daha arz talep dengeleri çerçevesi içinde bu fiyatlar oluşacaktır. Evet. Şimdi şöyle bir şey, bir arkadaşımla okudum, evet, hemen onu söyleyeyim. Taş devri taş bittiği için bitmedi. Evet. Dünyada. Taş devri bronz bulunduğu için bitti. Petrol ve gazın etkisi de petrol ve gaz biteceği için bitmeyecek. Hı hı. Başka alternatif enerjiler dünyaya önem kazanacağı için bitmiş olacak. Evet Sayın Mercan, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Evet, üst düzeyde Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı Doçent Doktor Murat Mercan konuğumuzdu. Hoşça kalın efendim.